Sabah İdman'dan herkese merhabalar efendim. Yeni bir haftadayız ve bu yeni haftaya gazete haberleriyle yine giriyoruz. Bol bol haber var. Hemen dilerseniz sözü fazla uzatmadan gazetelerimize bakalım. İlk Fanatik gazetesiyle başlayalım. Fanatik gazetesi Tiam Fenerbahçe'de diyor. Geçen sene Kasımpaşa'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken bir isim Tiam. Attığı gollerle dikkatleri çeken bir isim ve şu andaki görüntü Fenerbahçe yolunda ki zaten Ali Koç bile gitti artık görüşmeye onunla. Ömer Necati Albayrak haberi olarak şu anda Fanatik gazetesinde görüyoruz bunu. Dediğimiz gibi yani Fenerbahçe'nin transfer politikası tamamen lig şampiyonluğuna kurulu ve o yüzden de ligi bilen tırnak içinde oyuncu profilini sürekli transfer etme yolunda Fenerbahçe. Transfer stratejisi bana çok doğru gözükmediğini daha önce dile getirmiştim. Tiam transferi Fenerbahçe'nin bu sene koyduğu transfer mantığına oturuyor. Ama dediğim gibi ben hep soru işaretiyle karşılıyorum. Harun Tekin artı bir miktar para ya da Harun Tekin ve Deniz Türüç gibi takas konuşuluyor efendim bu transferle alakalı olarak. Tabii Marcelo Lyon savunmada 3 yani Türkiye'de oynamış oyuncuyla başlayınca City karşısında ve kazanınca da bayağı bir gündeme oturdu. Ve Marcelo da hemen röportaj yapmış efendim burada Fanatik gazetesi. Hedefimiz finale kalmak ve Bayern Münih'de gelecek güce sahibiz diyor. Bir özgüven arttı yani. Önce Juventus ardından City'yi yenerek gelince buraya özgüven artar tabii ki. Mensah geldi akşam saatlerinde. Dün ben TVNet'te yayındayken geldiğine dair haberler ve görüntüler ulaştı. Ve Beşiktaş uzun zamandır peşinde koştu. Mensah'la anlaştı. Atalanta Abdülkadir'i istedi şeklinde de yine Fanatik gazetesinde haberimiz var. Ve hemen fotomaça bakalım. Fotomaç yılın fotoğrafı fotomaçta diyor. Tiam ve Ali Koç. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Başkanların yani ne bileyim belki böyle işte Messi gibi Ronaldo gibi çok özel oyuncularla ilgili bir transfer görüşümü olmadığı sürece o transferlerde oyuncuyla aynı masada olmasına ben karşıyım kendi adıma. Şu görüntüyü vermesini istemem. Yani kulüpteki transfer görüşmelerinde falan olabilir ama yani böyle bir şey değil. Ben desteklemiyorum. Ama Ali Koç dediğim gibi bu sene tamamen kanalize oldu. Lig şampiyonuna kanalize oldu ve ligi bilen, lig tanıdığı, güvendiği oyuncular üzerinden gidiyor Erol Bulut'un da. İşte Gökhan Gönül, Caner Erkin ki İstanbulspor karşısında gördük. Hiç öyle aman yeni oyuncuları göreyim, gençleri göreyim. Şöyle değil çünkü çok az vakit var. Erol Bulut eldeki oyuncularla çıkartabilecek en ideal 11'i çıkarttı aslında bakarsanız. Kartal'dan Çervi bombası demiş sol kanatta. Daha ne yapacak Beşiktaş? Kimden kurtulacak peki? Yani Beşiktaş'ın sol kanatta hani kullandığı oyuncular var. Beşiktaş'ın daha Boydu var, Enkudu'su var filan. Yani bilmiyorum. Terim Enneni'ye sıcak bakıyormuş. Enneni maşallah bütün menajer herkese öneriliyor galiba. Fırtınada Hauge harekatı yine Norveç'e doğru rotasını kırdı diyor. Trabzonspor ve Aslan Despotov. Bakalım. Beşik mesajları kızdı Beşiktaş'a verdi. Şimdi Mensah transferinin şöyle bir arka tarafını dinleyelim. Yani arkası olup bitenleri. İdari menajer, idari direktör Galatasaray'ın Şükrü Hanedar'ın kendisine habersiz şekilde oyuncuya mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Ganalı orta sahayı siyah beyazlı kulübe kiralama kararı aldı. Yani Şükrü Hanedar ve mesajları da maşallah yani değil mi? Şimdi neymiş bakalım? Yani Hanedar 1.7 milyon euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan kendilerini beklemesini istedi. Mensah bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi. Kendilerinin habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve 5 yaşın teklifini kabul etti. 1.7 milyon euro teklif mi yapmış? Yakın çevresinde 5 yaşa verilmiş sözümüz var. Artık Galatasaray 10 milyon euro dese bile olmaz demiş. Kurallar uyan kazandı diyor Fatih Doğan. Bu tavır belki Kayserispor'a para kaybettir ama Berna Başkan ve Kayserispor'u prestij kazandırdı. Kulüplerin hangisi olursa olsun FIFA tüzüklerine göre davranmayıp arka kapıdan girmeye çalışarak kazanamayacağını yine görmüş olduk. Tiam işte haberi var. Volkan Demir'in. Onu da hemen sizlere aktaralım. Lacivert Beyazlılar takas yoluyla gerçekleşmesi için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yöneticiler dün Tiam'ı da ikna etti. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. 3 yıllık bir sözleşme olacak.
Ben her zaman söylüyorum. Atanın tutanın iyi olacak sözü var ya işte hep konuşuyoruz zaten. Tamam atanın iyi olacak da attıran çok önemli. Yani Tiam Fenerbahçe'de başarılı olur mu sorusunun cevabı aslına bakarsanız Tiam'ın da içinde bulunacağı hücum organizasyonuyla alakalı. Erol Bulut'un bence Alanya Spor'da oynadığı oyunu düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'de yani Alanya Spor'daki gibi bir oyun anlayışı içerisinde olmasını beklediğimiz geniş alanı özellikle çok iyi değerlendirmeye çalışan bir takım yaratmaya çalışır diye tahmin ediyorum. Sergen Hoca da Erol Bulut Hoca da ki Mensah transferi zaten 5 yaşın bunu aslında doğruluyor. Tiam o anlamda doğru bir transfer olabilir ama dediğim gibi atanın iyi olmayacak abi. Atanı attıranın iyi olacak. Çünkü atanın zaten bir şekilde atıyor attıran iyiyse. Bakalım 500 bin euro kiralama ücreti artı 4,5 milyon euro satın alma. Şimdi bu opsiyon. Beşiktaş'ın Lens'e yaptığı tarz bir opsiyon mu? Hatırlayacaksınız Fikret Orman kiraladık beğenirsek alacağız filan demişti. Daha tarihin en kötü dönemini geçirdiği periyotta Lens'in Beşiktaş bonservisini almıştı opsiyonu kullanarak. Aslında bu ne demekti? Yani opsiyon filan hikaye Beşiktaş daha sonra alacak mecburen. Şimdi yine öyle bir opsiyon mu bu 4,5 milyonluk? Yoksa hani başka tarz yani gerçekten opsiyon mu? Bunu zaman gösterecek. Opsiyonu zorunlu değil deniyor. Efendim Mensah için kara kart alan yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Uf. Murat Akbaş haberi. 1.3 milyon ya. Galatasaray 1.7 veriyor diye fazla dedik. Beşiktaş'ta 1.3 o da fazla. Töre'in Güve'ye dönüyor. Dedim size Back to the Future sezonu 2020-2021 Back to the Future sezonu. Ya takımlar eski futbolcularını alıyorlar patır patır ya teknik direktörler daha önceden çalıştığı oyuncuları alıyorlar patır patır. Umut Nayır'ı kullanmak istiyormuş Beşiktaş takas olarak. Sisse yine yollar Sisse'ye çıkıyor deniyor. Burada ilginç bir haber var. Ali Naci Küçük haberi. Şimdi kulüplerin biliyorsunuz kombine satışı da yok şu an için. Çünkü seyircisiz oynayacak. Burada şöyle bir haber var Ali Naci Küçük. Maç günü gelir kaybı 100 milyon TL. Ve Beşiktaş ve birçok kulüp pandemi bitmeden satış olmasın dedi diyor. Koç'un bakış açısı taraftarları maça çıkmasalar dahi kombine almak istediğini ancak Pasolik'e satamazsınız diye talimat geldiğini öne sürdü. Ceyhun Kazancı da Pasolik genel müdürü ana hedefimiz taraftarların mağdur olmaması çekincelerimizi kulüplere ilettik diyor. Süper Lig'deki birçok kulüp pandemi sürecinde net olarak sonlanmadan kombine satışlarını başlatmamaktan yana tarafımıza görüş bildirdi. Dört büyüklerden Beşiktaş da bu kulüpler içerisinde yer alıyor. Yeni sezon kombinelerinin satışını başlatmak isteyen kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Karşılıklı fikir alışverişimiz devam ediyor. Varsayım ki kulüpler bu sezon için kombine satışına başladılar ve TFF tarafından da müsabakaların kapasitesi kısıtlanarak seyirci oynanmasına karar verildi. Yan yana koltuk satın alan ya da kombinesi yenileyen taraftarlara nasıl yardımcı olacağız? Koltuk sahibi ben burayı istemiyorum dediğinde ne olacak? Hizmet karşılanmazsa taraftar için hak oluşacak. Bir de tabii bu durumda var. Mesela seyircisi oynandı biliyorsunuz. 1 lira bile şu ana kadar Sayın Kazancı Lig Radyo'da vermişti bunun haberini. 1 lira bile bir geri iade yok henüz kulüplerden taraftarlarına. Mehmet Özcan haberiyle devam ediyoruz. Ellerim bomboş diyor Galatasaray. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı. Mert Hakan yandaşı Fenerbahçe. Bernard Mensah'ın 5 yaşa gidişine engel olamayan Galatasaray'ın maddi sorunlar yüzünden eli kolu bağlandı. Kaan ve Caner transferlerinde direktliğini bulamayan Cimbom bonservisi takviye yapmak için oyuncu satmak zorunda. Galatasaray antipatisi demiş Levent Üzemen. Mert Hakan Galatasaraylı olduğunu kendi ifade etti. Hatta Sivas yönetiminde bir dostum bana Galatasaray'a gideceğini söyledi. Bence menajeri aklını çeldi. Daha fazla paraya Fenerbahçe gitmesin. Abi şunu da bir kabul edelim. Galatasaray sözünü tutmamış işte. Yani Galatasaray sözünü tutmamış ve Ali Koç'un demesi Galatasaray'ın teklifinden daha makul bir şey verdik. Mensah'la ilgili olarak da yani Galatasaray antipatisi diyor Levent Düzemen abi ama Mensah'la ilgili olarak da şimdi işte okuduk. Şükran Dar mesaj atmış kulübü bir şey yaparak bypass ederek Mensah kulüpte kızmış. Yani burada pek bir Galatasaray antipatisi yok benim anladığım kadarıyla. Yetiştirme bedeli vermemek için imza atılmadığı iddia edilen 20 yaşındaki oyuncunun henüz transferinin tam olarak bitmediği ortaya çıktı diyor Kerem için ama antrenmana çıkıyor Galatasaray'la. Antrenmana çıkıyor. Ha perform yani kusura bakmayın o sanki biraz yani. Bakalım efendim Galatasaray bu arada Fatih Öztürk'le anlaştı. Neden o kadar para verdi bilmiyorum. Sonuçta Muslera yani yedek kaleci için veriyor. Çünkü Muslera birinci kalecisi hala Galatasaray'ın. Muslera düzeldiği zaman Galatasaray'da Fatih Aksoy yedek kaleciliğe düşecek. Fatih Öztürk özür dilerim. Fatih Öztürk yedek kaleciliğe düşecek. Galatasaray yıllık 4 milyon TL
İkinci kaleci için veriyor. Birinci kaleci için değil. 2021 model Fenerbahçe. Klasik sezon başı Fenerbahçe manşetleri efendim bunlar. Bakalım ne diyor Süleyman Arat? Bulut önde baskı yapan daha hareketli bir takım kuracak. Şey de öyle değil miydi? Ersun Yanal öyle bir takım kurmuyor muydu? Önde baskı yapan. Hareketli bir takım. Geçtiğimiz yıllarda topa sahip olmaya önem veren ancak çoğunlukla durağan oynayan. Ne geç? Aykut Kocaman dönemi o sadece ya. Aykut Kocaman dönemi dışında bir şey yok ki. Yani nasıl bir oyun ortaya çıkar falan bilmiyorum. İnşallah başarılı olur Erol Hoca, o ayrı mevzu da yani şampiyonluk vardı değildir başarı. Ama yani Aykut Kocaman da tamam hani pas oyunu falan da Ersun Yanal böyle pas oyunu falan oynamadı Fenerbahçe. 100 bin teklif. Nevzat Dindar haberi. Galatasaray geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin Tolga'ya yaptığı tarzda bir hamleyi Mehmet Akıcı'ya yapıyor. Fakat Galatasaray sakatlığından çekiniyor. Bu nedenle garanti ücreti az tutacakmış. Maç başı ücretini ise 120 bin lira yaparak bu transferi bitirmeye amaçlayacakmış. Yani bilmiyorum ne kadar doğru bir hamle olur. Mehmet Akıcı yani sakatlıkları dışında da yani oyun olarak ne kadar katkı verdiği, ne kadar katkı verebilir. Her zaman yeni bir başlangıç bir umuttur her futbolcu açısından. Belki yani Tolga sonuçta çok da kötü bir performans sergilediğini düşünürsek Fenerbahçe'de. Belki de Mehmet Akıcı açısından da böyle bir değişim iyi olabilir. PUBG Mobile takımlarından olan futbolistle ilgili bir haber var burada. Dünya şampiyonu Türkiye'ye getireceğiz deniyor. Red Bull MEO birinci tanımlıktan sonra Türkiye Espor tarihine büyük bir başarı imza atarak PUBG Mobile Dünya Ligi Batı Ligi finallerinde kazanan futbolist dünya şampiyonuna gözünü dikmiş durumda. Onlara da başarılar dileklerimizi gönderelim. Novak'la ilgili olarak Onur Dinçer neler söylemiş? Trabzonspor'da ki döneminde hücumdaki başarısıyla yıldızlaşan ve resmi maçlarda 10 kez ağları sarsan Çek futbolcu sadece Sergio Ramos benden çok gol attı. Bu çok güzel bir duygu demiş. Tek rakibim Ramos diyor. Onur Dinçer'in Çekya'da İdnes'e konuşmuş. Çekya ülkesindeki İdnes'e konuşmuş efendim Novak. Bana eğer kışın daha iyi şartlar bir sözleşme olmamış olsaydı kalırdım diyor Trabzonspor'da. Ama bunu yapmadılar. Sonrasında Fenerbahçe'yle bana uygulayan bir teklifle geldi. Özellikle benim de istediğim olan 3 yıllık kontrat vardı. Bunu değerlendirip kabul etmeye karar verdim. Eskiden forvettim diyor. 18 yaşına gelene kadar forvet ya da orta saha olarak görev aldım. Bunun faydasını gördüm diyor. Yablonec'e transfer olduktan sonra beni sol beke koydular. Çok iyi ya. Forvetten sol beke. Bu da iyi bir dönüşüm. Çok büyük kutlamalar olmadı diyor kupayı kazandıktan sonra. Hepimiz sonraki günlerde evlerimize ve ülkelerimize gittik. Çünkü 8 ayda Trabzon'da kapalı kalmıştık. Tatil için çok kısa bir zamanım oldu. Yalnız 9 günlük bir tatile çıkabildim. Böylesi uzun bir sezonun sonrasında yeterli değil. Çok fazla dinlenemedim. Bakın bu cümleyi unutmayın. Novan sezon içerisindeki performansında bir takım dalgalanmalar yaşanırsa o bu cümlede gizli. Yorgunluk. Yorgunluk. Avrupa'nın gözdesi gençler Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür yakından takip ediliyor. Bu çocuklar gidecek. Trabzonspor bu çocukları satacak ve altyapıdan yeni çocuklar kazanacak. Belki daha genç de Avrupa'dan genç isimler bulacak. Türkiye'den genç isimler bulacak. Bu ülke bu sisteme dönecek. Trabzonspor'da işte Yusuf'u göndererek zaten bu konuda ilk adımı atmıştı. Abdülkadir de Uğurcan da onlar da gideceklerdir. Mehmet Demirkol mantıklı ama riskli demiş. Lemina ve Seri ile devam etmek futbolcu kalitesi açısından mantıklı. Sıkıntılı olan ise Lemina'nın sağlık ve Seri'nin de istikrar problemi. Bakalım aslında yani çok da öyle mutlu bir şekilde göndermemişlerdi. Biraz hani arkasına teneke bağlayarak neredeyse gönderilmişti. Bakalım tekrar bu isme dönecek mi? Arda ne kadar fit gözükse de merkezde oynadığında sol kanadaki etkiyi bugüne kadar yapamadı diyor. Gerçi Atletico Madrid'de yapmıştı o adı işin ayrı bir kısmı. Yani Seri ve Lemina ikisi. Lemina sakatlığı konusunda çok sıkıntılı, riskli. Seri ligin ikinci devresinde iyi başlamıştı ama onun aktif olacağı, etkili olacağı bir oyun bulabilecek mi? Fulham tabii bu oyuncuyu bırakacak mı kiralık olarak? Bugünlük efendim noktalayalım videomuzu. Yarın yeniden Sabah İdman'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.